Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bu akşam ne gecesi? Regaib kandili. Regaib kandili ne demek regaib? Davet edilen. Baba insan edilen. He? Bol bol ihsan etmek. İhsan etmek, rahmet. Peki anlamı ne? Yani ne olmuş bu gece? Yani durup dururken bir hikmetsiz, öyle panayır yani, mübarek gece ilan edilmez. Üç ayların başlangıcı. Üç ayların başlangıcı. Yani bu kadar senelerden böyle şey yapıyoruz. Bunu kutluyoruz yani. Peki merak eder ya, regaib ne demek? He? Ya bir iki kelam edecek yok mu? Regaib. Peki hadi berat diyeyim. Berat ne demek? Kurtuluş. Kurtuluş. Neyin kurtuluşu? Nasıl kurtuluş? Günahlardan. He? Günahlardan. Hani senelerden beri bunu kutluyorsunuz ya. Şey mesela Mevlüt Kandili var. O zaman ne olmuş? Dünyaya gelmiş. Demek ki regaib kandili, peygamberimizin doğumu değil. Mevlüt kandili var. Bir de bizde olup gavurlara geçen bir adet var. Doğum günü kutlamak. Ama içine haram konulmamak tabii. Öyle mum mum yok. Doğum günü kutlamak bizden geçmiş, Müslümanlardan gitmiş. Ama içine haram koymuşlar. İçki koymuş, bilmem ne yapmış. Hediyeleşmek var, duvallaşmak var işte o gece. Yani bizden gitmiş ya. Nerede çıkmış doğum günü kutlamak? Peygamberimizin kutluyoruz ya. Müslümanın kutlanır mı? Mesela Özden doğum gününü şöyle bir şey yapsa. Cemaate desek ya arkadaşlar yarın doğum günümdür. İbrahim de yapsa yani. Ne güzel olur. Bir tepsi baklava yapsa. Bir tencere İmam Bayezid Müftü şaşırdı yapsa. Güzel içecekler de ikram etse. Kur'an okunsa. Mevlüt da yapılsa kötü mü olur? İyi baklava da olur değil mi Enes? Tamam çok güzel olur diyor. Güzel olur diyor. Bak ne güzel hayra vesiledir ya. Peki demek ki bugün regaib Peygamber aleyhissalatu vesselamın zuhuratıdır. Yani Nur-u Muhammedi'den alem-i şehadetin kainatın vücud-u hariciye dönüşmüş sürecin mukaddemesidir. Yani ne dedim? Çekirdeğin ağaç olma anıdır. İlimden vücuda çıkma. İlimden vücuda çıkma. Yani ilimden vücuda çıkma. Bu tanım ve tarif bir yerde göremezsiniz de. Niçin söylüyorum? Bazıları duyanlar diyor ki vallahi lugata baktık böyle bir şey yok. Regaib, rağbet edilen. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın sebebi nüzulu mu diyor? Ama madere düşüş mü diyor? Ram madere düşüş olamaz. Çünkü Mevlüt kandili bellidir. Ondan geriye 9 ay geri gittiğin zaman olmuyor 9 ay. Çok kısa oluyor. Erken de doğum değil. Demek ki o Nur-u Muhammedi'den alem-i şehadet ve kainat olarak zuhuru ve vücud ilimden, vücudu harici çekirdekten ağaca, yumurtadan tavuk olma sürecin mukaddemesidir. Yusuf'um. Bunu şey yaptıktan sonra şey yapmak istiyorum böyle sebaplardan falan bahsetmek zaten siz biliyorsunuz. Başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Lemalar 127. O klasik o şeylerden sohbetleri biliyorsun işte. Bu akşam ne yapmak lazım? İstiğfar çok var. İstiğfar nedir? En şu malum estağfurullah bu. Diğeri işte kaza namazlarına başlamak. Karar vermemişse bugün kaza namazına başlasın.
en az eve gitmeden 3 gün kaza kılsın, hatim alsın. Ondan sonra eğer kul hakkı varsa üzerimizde, mümkünse telefon edin. Telefon edin, hakkını helal ettirin. Geçmişi bir sene sorgulayın. Bakayım adak kurbanınız var mı? Adağınız var mı, adağınız? Ve Kur'an okuyanlar, secde ayetleriniz var mı? Kaza oruçlarınızı hesap edin. Yani sorgulama akşamı olsun. Mesela secde ayetiniz var mı? Ondan sonra adağınız var mı? Sözünüz var mı? Kul hakkı var mı? Var mı? Bakın ona. Kaza namaza başlamadığınızsa başlayın bu akşam. Limit olsun. İnanın ben olumsuzluğu hiç sevmeyen bir insanım ama namazı olup kazası olup da kabre kimse girmesin. En azından başlarsın yani. Başladığın zaman eğer vefat etsen Cenab-ı Hak kılmışsın gibi muamele göreceğini inşallah ümit ediyoruz. Ama başta. Allah için başta. Kaza namazına başta. Ondan sonra hesap et. Bugün de bu akşam son bir şey söyleyeyim. Ya 3-4 tane, 5 tane kurtulamadığın günahın var. Bu akşam karar ver. Hepsine sakın böyle saldırma. Şu bütün günahlarımı terk edeceğim deme. Bir tanesini seç. Bir tanesini seç. Ya onlardan bir tanesini seçtin mi, diğerleri onunla gelir zaten. Peki, lemalar 127, 9. nota. Bil ki, çalışarak geldim yani. Bil ki, nevi beşerde nübüvvet, peygamberlik, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Yani, peygamberlik olmasa ne olur? Peygamber olmasa ne olur? Şimdi düşünün, peygamber var, Müslümanız buyuz. Peygamberlik olmasa ne olur beşer sizce? Ne olur Yusuf? Peygamberlik yok. Böyle bir inanç yok. Peygamberlik ne getirmiş bize? İki kelime de bilir misin abi? Peygamber sana ne getirmiş? En azından refah, huzur. Huzur getirmiş. Başka? İstikamet. Ne istikameti? Maddi ve manevi istikamet. İbrahim iki kelime et abim. Yeni söylediğini söyledi. Neyi? Söyledi. Öyle istikamet mi dedi? Evet. Başka? Şöyle düşünün. Peygamberlik ne getirdi? Getirmemiş olsa. Bir kere haram helal kavramı getirdi. Haram ve helal olmasa beşer dünyasında ne olurdu cemiyet? Hayvandan daha şeye giderdi. Hayvanların sahası belli biraz. Otçul olduğu için böyle şehirde yaşayamaz, deniz kenarında yaşayamaz. Suda ise sudan çıkamaz. İnsanlık diye bir şey olmadı. Yok ki, değil mi? Peygamberlikten insanlığa çıkartıyoruz. Allah'a tanıdık. Ya haram sevap yok Mustafa, haram sevap yok. Günah, helal yok. Ne olur? Günah sevap yok, ne olur? Gardiyan ne olur? Abi yarının bir anlamı olmuyor. Günah sevap yoksa mükafat alamayacaksa adam yaşadığından tad alamaz. Hayat ne olur mesela kişide kafasında yasak yok. Her şey serbest. Ne olur? Canavar olur her şeyi yapar. Canavar olur. Efendim? Arzuladığı her şeyi yapar. Yapmaya çalışır. Peki o yapınca o da yapacak, o da yapınca ne olur cemiyet? Kaos olur. Kaos olur. Mesela doğru. Hesap yok. Haram kavramı yok. Her istediğini yapacak mı? Yapacak. Ben de yapacağım, o da yapacak, o da yapacak. Hepiniz yapacaksınız. Yani ne olur o zaman? Akıllı hayvan olur. Akıllı, vahşi canavar hayvan olur, evet. Korkunç bir şey olur ya. Peygamber Efendimiz gelmeden diyordu zaten. Mesela bak, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında gelmeden önce, biraz da devam etmiş ya kafirlerde, kölelik var diye, şu anda modern kölelik var. Eskide Kureyş kafirlerinin köleleri vardı. Müslümanlar hep azat etmişti. Şimdi kafir müesseselerin köleleri var. Aynı isim değiştirmiş o kadar yani.
Bankalar modern kölelik müessesesidir. Hepimiz de kurbanıyız. Faize bulaşan köledir. Kafasına takılmış ip köledir. Köle olacak bu. Başka şansı yok. Birilerine çalışacak senin 5 sene. Aynı daireye kirada oturuyordun. Aynı daireye ev sahibi gibi oturuyordun. Ne kendine ne fark etti. Bankaya çalışacaksın kardeşim. 25 sene çalışacaksın. Modern köle. Eskide bedevi kölelik vardı. Benim gösterdiğim işe, verdiğim yemekle şurada yediğin yerde yatacaksın o kadar. Şimdi diyor ki, yemeğim yemeğine karışma. Ne yersen ye, bulma. Bana her ay bu kadar getireceksin. Ama benim tatillerim var. Yoo ben anlamam. Modern köle. Şimdi o zaman ne vardı? Kölelik vardı. Ama daha değişik birazdı. Adamlar iddia biniyorlardı. Hani var ya böyle üst sokakta, kahvenin önünde, şurada burada. Sen mi yok atarsın ben? Köleyi dikerlermiş. Sağ göz senin, sol göz benim. Hangimiz gözden sokacağız oku? Çünkü zaten pazara gitse üç köle bir eşek ediyordu. Çünkü eşek ne kadar iş yapıyor, bir insan ne kadar yapıyor, kıyas ediyorlardı. Ha üç tane köle bir eşek ediyordu. Beş tane köle bir deve ediyordu. Deve işe yarıyor. Sen ne işe yarayacaksın ki kölesi? İslam geldi seni deveden kurtardı. Eşeklikten kurtardı. Ya acayip bir şey. Şimdi demek ki nübüvvet beşerdeki hayır ve kemalatın özetidir, fezlekesidir, esasıdır, zeminidir. Haram kalktı, helal da kalktı. Helal yok. Haram yok. Günah yok, yasak yok. Ama herkese. Herkese herkese. Adam der ki Yusuf, vallahi ben bu arabanın nasıl yandığını bilmiyorum. Senin araban çıktı. Ya bir tutuştur, ne yapıyorsun ya? Ne demek ne yapıyorsun? Ya, şu anda Amerika'nın, Avrupa'nın, yani güçlü olanların yaptıkları. Ya, eften püften bahanelerle 2 milyon, 2,5 milyon insanı katlediyor. Hiç. Medeni ha? Medeni yani. 63 milyon insan öldürmüş Amerika şimdiye kadar. 63 milyon 500 bin Rusya öldürmüş. 68 milyon Avrupa öldürmüş. Sömürgecilikten Afrika'da ve o koloniler var ya Kanada, Manada. Kanada Fransızca konuşuyor. Fransızca. Cezayir'de 1 milyar 750 bin Cezayirli Müslüman öldü. 1,5 milyondan fazla Fransız öldürmüş. Libya'da hariç. Suriye'de 2 milyar 200 bin şu anda. 1,5 milyar aşkın Irak'ta öldürmüş Amerika. Afganistan'da belli değilmiş. Medeni ya bunlar. Medeni. Avrupalaşmak isteyenlere gösterilir ve duyurulur. Avrupa işte. Din olmasa beşerde hayır ve kemalat olmaz. Helal ve haram kavramı olmayınca seni durduracak hiçbir şey yoktur. Seni ne durduracak? Ha. Sonra iki. Dini hak saadetin filistesidir. Hak din ama. Din değil. Hak din. Mesela bugün Mitsubishi, Isuzu, fareye tapanlar, hinana tapanlar var, Brahmanlar var, Budistler var, Budalar var, Tao var. Sırf 350 tane Japonya'da din var. Fareye tapan var. Görürsün fare dini. Yılan şatosu var. Yılana tapıyorlar. Yani insan aciz kaldı her şeyi tapınır. Dini hak saadetin filistesi olmuş. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bu okuyacağım da burada. Çok ilginç o. Ona biraz çalıştım. 2 kelimeyle söyleyeceğim. Bakayım. Size de soracağım bak. İman neymiş iman? Mümin kulunun irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Bunu biliyorsunuz. Başka bir şey anlatacağım bak. Bir daha söyleyeyim. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin
mümin kulunun kalbine koyduğu zatının nurudur. İman esmaya dayanmıyor. İmanın kaynağı sıfat değil, şunat değil, Allah'ın zatıdır. Bir şey anlatacağım şimdi. İman nedir? Allah'ın zatının nurudur. İman diyor, bir hüsnü münezze ve mücerrettir. Ben şimdi biraz izah edeyim. Ondan sonra sizin katkınız nedir diye soracağım. Tek tek, iman Allah'ın zatının nurudur. Kime vermiş bunu? Allah'ın zatının nuru, Allah'ın en çok sevdiği kuluna verir. Şöyle diyeyim, çok demiştim burada. Sen hiç sevmediğin, nefret ettiğine en çok sevdiğini verir misin? Namusunu en alçak, şahsiyetsiz birisine teslim edip bir yere gönderir misin? Yapmazsın. O zaman en çok sevdiğini teslim ederiz. Allah'ın en çok sevdiği nedir? İmandır. İman. Hiç sevmediği nedir? Şirktir. Öyle mi? Öyle. İmanın kaynağı nedir? Kendi zatının nurudur. Şimdi iyi dinle. İmanı sana verdi mi kardeşim? Eğer zannediyorsan yok, içinden söyle. Veya hafif mırılda. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İmanın var. Tamam mı? Allahümme inni uridu enni cedide imane ve nikah tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Tamam. Hem imanını tazeledik hem nikahımızı tazeledik. İmanın da var. Vesvese yapma. Allah sevmediğine bunu nasip etmez diyemez. Tamam mı? Ver. Allah'ın en çok sevdiği kullarından sensin. Çünkü Allah'ın en çok sevdiğini sana verdi. Bak bu bir. İki, iman hüsnü münezzehtir ve hüsnü mücerrettir. Hüsnü münezzehi söylüyorum ben size. Pak, kusursuz, noksansız. Ne hangisi? Münezzeh, nezih. Niye peki biliyor musunuz? Yani iman münezzehtir, bir de mücerrettir. Niye münezzehtir? Yavaş yavaş gidelim. Öyle paldır küldür okudum ne olacak ya? Münezzeh, nezih, kusursuz, noksan, pak. Kusur hiç yok. Nasıl imanda kusur yok? Bak arkadaşlar, toprağın üstündeki her şeye fizik denilir. Yani şu varlığa fizik denir. Metafizik ise varlık yok böyle. Enerji var. Şöyle diyeyim. Eski bir eşya yakarsanız enerji olur. Artık eski değildir. Onun enerjisi eski olur mu? Odunu yakarsanız da o da enerjidir. O da yeni olmaz. Enerji enerjidir. Yani bu suret olan maddenin suretinden sıyrıldıkça enerjiye geçiyorsunuz. Enerjide artık çirkin, güzel yoktur. O temizdir. Çünkü zıt yok. Zıtın olmadığı yerde meratip yoktur. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Cehaleti yok. Niye kudreti nihayetsizdir? Acizlik yok içinde. Bir şeyi derecelendiren içerisine zıttını müdahalesidir. Şimdi imanın içerisinde zıt yok. İtikadın içinde zıt var. İtikad aklidir. İman kalbidir. İtikad batıla olur, puta olur, paraya olur, kadına olur, erkeğe olur, kariyeri olur, itikad olur. Batıl itikad. Ama imanın batılı yok. İman imandır. Batıl iman yok. Puta iman olmaz, itikad olur. Aklidir. Çünkü iman kalbidir. Hatamallahu ala kulubihim olduğu için kafir, mühürlendiği için kalp, orada bir şey yok. İlan çıyan var. Tamam. Şimdi iman niye münezzehtir, nezihtir? Çünkü dünya cinsinden değildir. Varlıkta olup varlık olmayandır. Şöyle misal vereyim. Elektrik ocağını hayal et. Fişi taktın. Orada ısı oldu. Elektrik ocağı ayrı,
elektrik ayrı. Ha, elektrik malzemesi varlıktır. İman ise onu çalıştıran elektrik gibidir. Elektrik ne soğuktur ne sıcaktır. Çünkü buzdolabını da soğutuyor. Görmediğime inanmam diyeni gebertiyor elektrik. İnşaatta güç oluyor, cenaskal oluyor. Fırında aşçı oluyor, odun oluyor. Elektrik münezzehtir. İçinde kusur yok. Ne emredersen onu yapıyor. İman neymiş biliyor musunuz? Hüsnü münezzeh. İmanın içerisinde zıt olmadığı için batılılık yok. Batıl itikatta var. İtikat aklidir, dimandadır. İman kalbidir. Müslümanın kalbinde iman vardır. Kafirin iman kalbi hatmedildiği için iman yok. İşaret-i Caz'da diyor. Orası haşirat yuvası olmuş. İman yok. Batıla iman olmaz. Batılın imanı yok. Batılın itikatı olur. Batıl itikatlar diyor. Onun için ezber yapmayın. İman niçin hüsnü münezzehtir? Dünya cinsinden değildir. Elektrik gibi düşünün. Mesela kırmızı bir şey yakın. Siyah bir şey yakın. Enerjisi ne siyahdır ne kırmızıdır. Siyah bir odunun boyayı veya beyaz bir boyanın yakarsanız enerjide bir şey yok. Arkaya geç, enerjinin aslı nedir? Bak maddenin bunun aslı enerjidir. Daha aslı esirdir. Daha aslı maddi hayattır. Daha aslı aynı hayattır. Yani hayatın artık şey yok. Şöyle diyeyim. Mülk tarafı çirkinliklerin bulunduğu yer. Ustad anlatıyor ya mülk. Melekut tarafında böyle bir şey yok. Mesela insanın idrarı ve büyük gaitası, abdesti. Doktor diyor ki bana ver. Ne yapacaksın? İçeriğini seyredeceğim diyor. İdrarda içeriği seyrediyor. Yani bize bakan yerde necistir ama tıpta necis değildir. O bir mesaj sanki sistemidir. Batını iç organları dışarıya taşıyor. Haber veriyor. Yani biz mübaşeret ettiğimiz zaman, onunla ilişkiye girdiğimiz zaman eşyayla zıtlar ortaya çıkıyor. Münezzeh mi yani temiz mi kusur mu çıkıyor. Ama maddenin arkasında tek boyuttur. Burada şeytan melek vardır ama arkada melek nurdan, şeytan mudil esmasındandır. Esma şeytan değildir. Anladın mı hayat? Arka tarafta şeytan yok. Arkada peki şeytan ne yapıyor? Sanat-ı fıtriyesini icra ediyor. Şeytan neymiş biliyor musunuz? Niye böyle şer yapıyor? İşaret-i Caz'da geçiyor. Sanat-ı fıtriyesini yapıyor. Sanat-ı fıtriyesini, yapısı. Nerede geçiyor? 76 mıydı İşaret-i Caz'da? Şeytanda, kalbinde marifet var mıdır diyor. Yoktur. Çünkü hep şeri düşündüğü için. Ha, iman çok durduğumu zannediyorsunuz ama hani biraz önce dedim ya peygamberlik olmasa ne olur? Bak biliyorduk zannettik, bilmiyormuşuz. İki kelam edemedik ya. Yani iç alemimizde böyle bir dolu dolu var ama iki kelam edemedik. Mesela peygamberlik olmasa ne olur? Hemen düşüneceksin. Dünyada doğru yanlış olmaz. Her şey mübah olur ama herkese. Ne olur o zaman? Çatışma olur. İnsanlık biter, dibe vurur. Delili biz Müslümanız. Kardeş kardeşi yiyor. Müslümanız ha. Gavurdan bahsetmiyorum. Onu aldatıyor. Bir de din olmasa. Anladın mı? Yani daha pislikleri bahsetmiyorum. İman hüsnü münezzehtir. Zıtların olmadığı alemin hakikatıdır. Başka nedir iman? Hüsnü mücerrettir. Yani mücerrette neymiş biliyor musun? Çok hoş bu. Soyutlanmış. Maddede olup madde olmayan. Allah Allah. Mesela şu maddedir. Kilosu var. Ama Yusuf senin merhametin, vefan, hayan, edebin, şuurun, faziletin, kemalatın erdemi madde değil. Maddede olup madde olmayandır. Mesela adam bak namaz kıldı simadan belli. Namaz kılmayanın bilmem ne şeyleri yapanın suratında belli. Hatta millet olarak da belli. Ne demek istiyorum? Maddede olup madde olmayan iman. İman maddede olup madde olmayan. Başka? Sima.
Sima ama ette olup et olmayan. Hiç kimse eti görmez. Herkes simayı görür. Der ulan ne biçim Allah Allah sipsiyah adam. Şu Nurani'ye bak ya. Ulan bu Fransız mı ya? Bu falan Güneyli midir? Hemen. Demek ki bizim simamızda gözüken et değildir. Maddeyi kimse görmez. İnsanın sıfatı gözükür. Ne yaptığı? Elsinetikum elvanikum. Simahum fi vucuhihim min etheri sucud. Simalarından bellidir. İçin ne olduğu. Başka örnek. Eletik öyledir. Odunu meydana getiren nur ve duman öyledir. Demek ki iman hüsnü mücerrettir. Maddede olup madde olmayandır. Yani Allah'ın zatının nurudur ama sendedir. Kainatta Allah'ın zatı yoktur. Kainata Allah'ın zatı değil sıfatlarıyla vardır. Allah'ın zatı insanda var. Ona iman eden gönüllerde var. Böyle bir şey. Demek ki iman hüsnü münezzeh ve hüsnü mücerrettir. İmanda zıt yoktur. İman alem-i şehadet cinsinden değildir. O da sendedir. Sende olması seni Allah çok sevdiğindendir. Çünkü Allah seni sevmeseydi imanı sana vermezdi. Çünkü Allah'ın zatının nurudur. Ben vallahi sevmediğime böyle zındık vermem. En kıymetli bir şey verir misin Mehmet? Namusuna diyorsun ki en alçak, en şahsiyetsiz, karaktersiz, dinsiz, hiç sevmediğin adamı için Ankara'ya kadar benim eşimi veya şu namusumu götürür müsün? Der misin alçak? Der mi ya? Haşa. Ha Allah da sevmediğine en çok sevdiğini vermez. Allah'ın en çok sevdiği imandır. O da kime verir? En çok sevdiğini verir. Sana vermiş, seni en çok seviyor. Seni seviyor yani. Allah beni seviyor mu? Seviyor tabii. Ben sana kalemi vermem çünkü hoşuma gitmiyorsun. Bir de kendi zatımın nurunu vereceğim. Tamam. Demek ki iman, baştan alıyorum, nevi beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Zeminidir. Onu nasıl anlayacağız? Helal haram olmasa hiç kimseye beşer, hayvan bile olamaz. Kelerman, kel enamu berimadan. Hayvandan daha dibe vurur. İki, dinler var. Şeye tapan var, yılana, fareye tapan var. Isuzu, Mitsubishi bunlar dindir. Dinlerin isimlerini arabaya vermişler. Dini hak, din var mı? Hak dini. Saadetin filistesidir. Saadet. Niye saadet? Yani sıkıntı olmaz değil. Olayları yorumlama zeminidir. Mesela evde huzursuzluk oldu, kavga oldu. Armanı çaldılar. Yani kafanı bir yere vurdun. Bak kader önüne geliyor. Dini hak, saadetin filistesi. Men amene bil kader, emine minel keder. Neyle yorumlayacaksın? Keşke, keşke, keşke. Keşke bataklığına girer durursun. Ama Müslüman dini hak olduğu için dünyadaki olayları haşir meydanına göre yorum yapar. Der ki, yani Allah bana daha iyi muamele edecek, bundan daha hayırlısını verecek. Niye? Aldanan diyor, beni aldattı. Ha, ne mal alıyorsun? Adam aldattı, sana vermiyor. Tamam. Şimdi sıkıntı yapıp ondan daha beter böyle şey netice olacaksa bırak. Niye? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, aldanan kimmiş? O aldatandır. Niye? Nefsine, şeytana aldanmış ki aldatıyor. O zaman o kimdir aldatan? Aldanandır. Aldanan odur. Bunu niye anlatıyorum bu kadar? Dini hak saadetin filistesidir. Yani başımıza geçen, önümüze konulan hasbel kader bu yolda sülük ederken 50. sayfada Mesnevi'de diyor. Hasbel kader insan seyahat ederken önüne bir sürü şeyler çıkıyor. Ya onlar hepsi onayladığımız değil ki. Hepsi bizi memnun etmiyor ki. Onları nasıl anlamlandıracağız? Nasıl onun ciğerini alıp da hayra tepdileceğiz? Dini hak ölçüleriyle. O zaman saadeti sana veriyor. Tamam. Adam kanser. Kanserim ama çaresi olmayan bir hastalıkla ölen. Şehit olacak diyor. Ben şehit olacağım diyor. Veya tersini düşün. Din yok. Kansersin. Allah belanı verdi işte. Ne olacak? Bela işte.
Fakirsin. Demek ki özelliğin yoktu. Yani Allah'ın demek böyle düşünür. Din olmasa fakirliği, hastalığı, kısa ömrü, kabri nasıl izah edecek? Kabri izah et hadi. Din yok. Matematikle izah edilir mi? Kimyayla nasıl edeceksin? Bu elimle o kadar ceset yıkadım ki, kefenledim ki, hepsi bana teslim olmuş. Ya şimdi ne yapacak? İçimden diyorum tabii, kimse olmayınca tek başıma Avrupa'da. Şimdi hastanede moklar var. Yıkarken diyorum ki, bazılar siması böyle, bazısı da hiç durumu iyi değil. Dedim olan dedim, hiç be iyi hilli bir adama benzemiyorsun diyorum. Ona şimdi ne yapacaksın? Çünkü simanda namaz yok. Şey yok. Ha? Şimdi ne yapacağız? Diyorum ha, dayanamıyorum ya. Ha, ama o cesetle muhatap olunca, dine olan bakıyorsun, hakikaten din doğru mu yanlış mı Mehmet? Vallahi ölenin simasına bak. Lan hak dine mensup olanın simasına bak. Ben öğrendim. Şey ya, sokakta ver moku ya. Namaz kılan kılmayanların simasına bakın sokakta. Hain, gattar, zalim, namus düşmanlarına bakın. Bir de ehli hakka bakın. Sima belli değil mi? Bakın bakalım sipsiyah, suratı çökmüş insanlara bakın hayatına. Yani aslında Allah hak dini surata vurmuş. Artık net. Görmek çok ufak bir şey ya. O kadar fazilet gerekmiyor. Ulan şu adam nurani ya. Bu adam ya, temiz adam ya. Belli yani. Bu dini hak, saadetin filistesi. İman ise bir hüsnü müneze, zıtları olmayan. Bir de mücerret, yani maddede olup madde olmayan, odun olarak gözüküp ama içi enerji odun olmayan, elektrik de öyle, insanların sıfatı madde suratta olup bu olmayandır. Madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemalat görünüyor. Şimdi bu kainata bak bakalım. Her şey kemalata gidiyor, mükemmele hamile. Gübreye atıyorsun, mandalina olmuş. Topraktan, ölüden diri çıkıyor. Karma karışıklıklardan muz çıkıyor. Nar çıkıyor. Kainatta bir kemalat var. İhtiyar ve iradesi olanlar hariç. Fındığa bak, karpuza bak. Bir de insanın eline bak. İnsan yaptığına bak. A insanın yaptığı. Aa işte bu, bir de buna bak. Bu ne? Şimdi kainatta mükemmellik ve iyiye doğru bir hamilelik var. Yani her şey güzele hamile. İnsan ve kafir cinler bunlara muhalefet etmiş. Yani kemalata zıt hareket ediyor. Kemalatta şeyi yok. Kardeş, o çocuğu mutfağa alabilirsin, yukarı çıkar. Orada nasıl ses duyuluyor. Hem çocuğa ikramlarda bulun. Hadi bakalım, oradaki abiler de rahatsız olmamış olur. Şimdi kainatta bir mükemmele doğru gidiyor. Feyiz var. Yani anlamlandırdığın zaman kainatı imanın artıyor. Başka? Kainata baktığın zaman sen hedeftesin. Çünkü seni bilenin bildiğinin alametidir. Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Mesela mandalinayı dilim yapıp elmayı yekpar yapması senin ağzını biliyor. Malum. Rengi koyması gözünü biliyor. Ha o zaman kainat nedir? Allah kendisinin dışında bir alem yarattı. Onun filistesini, yazılımını insana koydu. Açılımını da, maddesini kainat yaptı. Sonra dedi ki bununla kendini inşa et. Önüne kondu. İşte bu kainata baktığımız zaman şu alemde parlak bir hüsn var. Çirkinlik, hakiki çirkinlik de yok. Hakiki çirkinlik yok. Ya bir şey bizzatı güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir. Mesela gül bizzatı güzeldir Salih. Ama gübre bizzatı güzel değil. Çirkin gibi gözükürken ama onu çiçeğin altına koyarsan gül olur. Ya neticesi itibariyle hüsündür. Geniş ve yüksek bir feyiz var. Yani insanı inşa ediyor. İnsana maneviyat pompalıyor. Başka zahir bir hak var. Yani onu yapan zat hak sahibine hakkını veriyor. Cenab-ı Hak demek, hak yönü demek. Yani hak sahibine kafir mümin fark etmeden rızkını ve kale alıp
veren Allah'tır. Yani herkese yüksek bir hak veriliyor. Yaşama hakkı veriliyor. Yani adam namaz kılmıyor, gene Allah yaşattırıyor. Ben olsam kafanı sinek gibi ezerim. Ama Allah yapmıyor. Allah ihmal etmiyor ama mühlet veriyor. Bu da ne? Faih bir hak var. Kafire bile hak veriyor ya. Biz bunu özlüyoruz ya. Hele siyasi bir iktidarım olsa var. Kıyma makinesi doğru domuz çiftliğine. Ya. Böyle elime geçse İsrail Yahudi. Böyle ya yaparsın. Ama Allah yapmıyor. Nasıl bir Allah ise tabii. Allah olduğu için tabii. Ben, sen de öyle. Şimdi Allah faik bir hak sahibi. Zalim dahi olsa mühlet veriyor ya. Kendisine isyan eden, küfredenleri bile ağzını tutmuyor, kahretmiyor ve diyor ki kader beni bağladı diyor. Bir alçağa bak ya. İsyan edene, ona kader seni bağlasaydı isyan edebilir miydi? Yani kader seni, mesela fındığın kaderi fındıktır. Karpuz olmaz. Mesela karpuzdan elma olmaz. Bakın ihtiyar olmayan sanatlar ne kadar mükemmel, kusursuz. Ama ihtiyar oldukça insanlarda bak sanatlar ne kadar nakız. Sonra faik bir kemal görünüyor. Yani insanı kemalata götüren. Bir beda hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Yani bunu anlamlandıracak insanı inşada kullanılacak. Yoksa bakın şöyle bir şey diyeyim size. Burada mıyız arkadaşlar? Bunu keseceğim. Fazla uzatmayacağım çünkü ondan sonra programı şudur. Kur'anlar okunacak, kaza namazları olacak, istiğfarlar olacak, görüşeceğiz inşallah. Sabaha kadar buradayız. Şimdi insan böyle bir matabilay olmasa hayat ne kadar anlamsız olur. Yani hayatın ne anlamı var? Bir adam yaşamış. Daha yaşamış, hemen yaşamamış. Sen belki dedeni biliyorsun ama senin çocuğun dedeni de bilmeyecek. Varlığını da bilmeyecek. Sen dedenin dedesini bilmediğin gibi. Yani bir varmış bir yokmuş. Ama iman ne yapıyor? Hepsini diriltiyor ya. Bir beda hak ve hakikat nübüvvetin içindedir ve nebile elindedir. Yani bu hayatı anlamlandıran, mesela diyor ki kendini inşa et. Kendi içsel yapını var ya böyle Allah kainatın firistesi yaratmış seni, cem etmiş. Onu inşa etmek, o yazılımı ağaç yapmak için kainatı kullanma yöntemini koymuş bize. Bunu koymuş. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Dinin doğru olduğuna nereden bileceğiz? Bir cihetle alameti şudur. Bir, dinin hak olduğuna dair insanda huzur olur. Yani suni dışarıdan pompalama içki, eğlence, sefahat, böyle mutluluk aramaz. Çünkü mutluluk yoktur. Mutluluk aranmaz. Yoktur dışarıda. Mutluluk insanda var, uyandırılır. Eğer hakikaten huzur varsa, böyle kutsi bir huzurun varsa, demek ki doğru yoldasın. Başka, bakın bakalım, hakiki Müslüman zulüm eder mi? Zalim olur mu? Belli, bak şimdi. Adam gözünü kırpmadan bombayı sağlıyor, özür bile dilemiyor. Amerika, Almanya, Afganistan bomba atmış, Taliban biliyorduk diyorsa Gazze kuyruğunda halk, şık yok. Tam 150 kişi ölüyor. Almanya üzgünüz diyor. Akrabasına ne veriyor biliyor musunuz? Akrabasına tazminat olarak her ölenin akrabasına bir battaniye veriyor. Alçağa bakın. Şimdi çocuğunuz öldü, babanız öldü, üzgünüz, onun tazminatı battaniye. Yalan söylemiyorum ama battaniye vermiş herhalde. Hesap soran da yok. Kanun çıkarıyor Birleşmiş Milletler, Amerika, Irak'ta yapacağım hiçbir şeyde sorulmasın. Mahkeme kurulmasın, suç duyurusu olmasın. Yani niye bunu anlatıyorsun, oralara giriyorsun? Yani imana bak, Osmanlı'ya bak, İslam devleti, Eyüp, neydi o, Kudüs'ü fetheden, Selahaddin Eyyubi'ye bak. Bir de dinsiz,
İmansız Cengiz'e bak. Bir de Türklerin atası diye diyorlar, tövbe estağfurullah. Yani kan acayip yani. Bütün kitap ilmin düşmanı, insanlık düşmanı Cengiz Han. Yani böyle bir zalim. Deccallara bak. Deccallara. Bez parçası için 4 milyon yok olmuş. 15 sene 4 milyon. Petrol için 2,5 milyon Irak'ı yok etmiş adam. Yani niye söylüyorum? Diyor ki dini, dinle dinsizlik fiilde gözükmüyor mu? Aile mi? Diyor ki bir ağaç canlı mıdır, cansız mıdır? Armut mudur, şeftali midir? Baharı bekle. Şeftali verirse armut değildir. Canlı mıdır, cansız mıdır? Çiçek açmışsa canlıdır. Peki bir şey en iyi belirleyen nedir deli? Neticesidir, meyvesidir. Dışa vuruşudur. Rejim. Doğru mu, hak mı, yanlış mı, doğru mu? Bak, meyvesine bak. İnsanlar ne hale gelmişse. Vallahi iyiyse o rejim doğrudur. Kötüyse, maddi ve manevi huzurdaysa o iyidir. Ama maddi ve manevi insanlar sıkıntıdaysa senin meyven budur. Geri kalmışsa bedeli senindir. Terak etmişse de mükafatı senindir. Yok. Müslümanların istemediği bir rejimi Müslümanlara dayatıp sonra geri kalırsa bu millet, faturayı Müslümanların istemediği o rejimle yaptığın halde faturayı Müslümanlara çıkartamazsın. Köy muhtarından reisi cumhura kadar kimin adamı ise, geri kalmışsa bu millet, onun bedeli onundur. İlerlemişse de mükafatı da onundur. Şimdi ne kadar oldu bir bakayım. 46 dakika olmuş. Burada keseceğim. Demek ki bir, nübüvvet, iki, dini hak, üç, iman. Bunlar çok nedir? Hayatımızın içindeki tanımlanması gerekiyor. Peygamberimiz, yani peygamberimiz değil, peygamberlik olmamış olsa yanlış, doğru, mesela çirkin, güzel, ona haklı, haksız, kim güçlüyse o doğru olacaktı. Hani var ya şu anda, kim güçlüyse o haklıdır. İslam'da ise kim haklıysa o güçlüdür. Bunları tefrik eden dindir. İkincisini bize ne söyledi? Hak dini saadetin fezlekesidir. Din olmasa insanlar hayvandan aşağı düşer. Anasına, bacısına, en yakınına bile et ettir der. Yabancı ile eşit olur. Artık insanlık denen bir şey kalmaz. Üçüncüsü de nedir? İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Tamam. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabilir diyor. İman önümüzdeki en büyük dehşetli olan kabri nurlandırıp anlamlandırandır. Başımıza dünyada istemediğimiz şeyler geldiği zaman hak diniyle izah ediyoruz. Peki bu dersin için yapılmış amacı şuydu. Allah'ın en büyük nimeti olan zatının nuru, iman sendedir. Bil ki elinden kaçmasın. Eğer nimet şükürle mukabele görürse ziyadeleşir ve çoğalır. Eğer şükrünü bilemezsek, kadrini bilmezsek elimizden alır. Bu vesileyle geceniz tekrar mübarek olsun. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Regaib kandili, değil mi Ölen? Öyle mi? Regaib mi, Berat mı? Öyle mi abi? Regaib değil mi? Tamam. Demek buradayız. Regaib rağbet edilmiş. Peygamber Aleyhisselam madere düştüğü gece değildir. O hesaba uymaz. Allah'ın nuru, nurundan yaratılan nuru Muhammed'i, Allah'ın nuru semavatı veren, nuru Muhammed'den kainatın, yani ilimden kudrete dönüşme sürecinin başıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kainat olarak ortaya çıkışıdır. Çekirdek ağacın olmasıdır. Bu gece inşallah dershaneler, her dershane olduğu gibi bu dershane de öyle olacak. Sabahlayacağız inşallah. Elinizden geldiği kadar bu bereketin feyzinden istifade edelim. Üç ayların mukaddemesidir. Kaza namazı olanlar hemen bugün başlasın. Böyle Rabbine söz versin. Bakarsın bu akşam ölürsünüz veya yarın kalbiniz, mesela öyle dedim ama geçen sene bak aramızda olmayan birkaç kişi var. Mesela Pala yok. Değil mi? Halis abi yok. Senin olmayacağını nereden biliyoruz?
Benim olmayacağım nereden biliyoruz? Ha, kaza namazını başta yapma. Ondan sonra tövbe yapıyoruz. Adak, oruçlarımız, namazlarımız varsa bir hatırlayın. Kur'an secde ayetini çok söylüyorum. O secde ayetlerini okumuşsan yap. Bir de son bir şey. Evden çıkmadan önce bir sadaka kutusunu yapın. Efendim, sadaka kutusuna her gün bir miktar atın. Sonra onu ileride dolduğu zaman fakire, fakir en yakın akrabandan başlayıp takdim edin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalıklarınızı, bela ve musibetlerinizi sadaka ile tamir ediniz, mukabele ediniz diyor. İlk önce mukabele ediniz. Sadaka belaları refine en büyük bir kalkandır. Onun için bu kardeşiniz olarak tavsiyem sadaka kutunuz olsun. Hani seni bu biriktirip de sen gene kullanma onu, olmaz ya. Ondan sonra sadaka kutusuna sadakanızı da atın, sabah öğle çıkın. Bir tane sadaka senin yerine koy. Bir sadaka da çoluk çocuğun kazanmayı, hastalıklardan vesaire de verin. Bak Allah Resulü diyor ki hastalıklarınızı sadakalarla tamir ediniz. Ha? Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El-Fatiha. El-Fatiha demiyorum. Gel abi. Senle Kur'an'ı dinlerken mümkünse kafanızın içine hayal edin. Kafanızın içindeymiş, okunuyormuş gibi. Zahirde sestir ama içeri girdi mi ses değil, enerjidir. Nerenizde hastalık varsa oraya hayal ederseniz o enerji oraya gidiyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ل
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة